Kas krampları, çarpıntı ve halsizliğinizin sebebi magnezyum eksikliği olabilir mi? Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sağlıklı bir bireyin günlük magnezyum ihtiyacı ortalama kilo başına 5 mg magnezyumdur. Normal şartlarda eskiden bu günlük gereken magnezyum miktarını gıdalardan karşılayabiliyorduk. Ancak tarımda kullanılan gübreler, hava kirliliği ve işlenmiş gıdalar sebebiyle bitkilerdeki magnezyum ve besin içeriği gitgide azalmaya başladı. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Dr. Serhat Demirer. Bugün doktorun sana poliklinikte anlatmaya vakit bulamadığı ancak hayat kalitenizi derinden etkileyen magnezyum eksikliğinin sebebi belirtilerini ve doğru takviye kullanımını konuşacağız. Magnezyum vücudumuzdaki en önemli elektrolitlerden biridir. Basitçe anlatayım, sinirlerin doğru çalışmasını sağlar. Kasların kaslılık gevşemesini düzenler. Kalp ritminin düzgün olmasına katkı sağlar. Kemik sağlığı ve tansiyon kontrolünde çok büyük rol oynar. Yani magnezyum, vücudun elektrik tesisatı gibidir. Eksik olursa sistem karışır. Çoğu hastada hiç belirti vermeyebilir. Ama verdiğinde de çok farklı şekillerde karşımıza çıkar. Magnezyum düştüğünde vücut genelde şu sinyalleri verir. Kas krampları, seyirmeler, bacaklarda, ellerde, kollarda uyuşmalar ve karıncalanmalar, uyku kalitesinin düşmesi, migren ve baş ağrısı, kaygı ve stres gibi sorunlar, halsizlik, çabuk yorulma, titreme, konsantrasyon bozukluğu, çarpıntı, ileri durumlarda ritim bozuklukları ve nöbetler. Özellikle kalp ritmiyle ilgili şikayeti olan hastalarda magnezyum mutlaka akılda tutulmalıdır. Peki magnezyum neden düşer? Uzun süreli ishal veya emilim bozukluğu, alkol kullanımı, kontrolsüz şeker hastalığı ve bazı kullandığınız ilaçlar. Bunlar hangileri? Mide koruyucuları, idrar söktürücüler ve bazı kemoterapi ilaçları. Bir kritik nokta daha, magnezyum düştüğünde çoğu zaman potasyum ve kalsiyum düşüklüğü de birlikte görülür. Magnezyum rutin kan tahlilleriyle basitçe ölçülebilen bir elektrolit. Ancak kan seviyesi ve hücre içi miktarı her zaman korele olmayabilir. Buna dikkat etmek lazım. Açıklanamayan kas krampları, düzelmeyen potasyum eksikliği, nedeni bulunamayan çarpıntı ve uzun süredir mide koruyucu, idrar söktürücü kullanan hastalarda mutlaka derinlemesine incelenmeli. Gerekirse idrarla magnezyum atımına da bakılmalı. Burada çok önemli bir uyarı yapacağım. Herkes kafasına göre magnezyum kullanmamalı. Tedavi, eksikliğin derecesi, belirti olup olmaması ve böbrek fonksiyonlarına göre belirlenir. Yine burada çok sık sorulan bir soruya da cevap vereyim. Hangi magnezyumu kullanmalıyım? Piyasada bildiğiniz gibi birçok magnezyum var. Ama hepsi aynı şey değil. Farklı farklı kullanım alanları var. Magnezyum alat bu malik asite bağlı olan şekli. Kronik yorgunluk, fibromiyajda daha çok tercih edilir. İnsülin direncini düşürür ve ayrıca hücre içi enerji ihtiyacına da destek olur. Magnezyum sitrat yan etki olarak ishalde sık görüyoruz. Kas ağrılarında kullanılabilir. Özellikle magnezyum eksikliğiyle beraber kabızlık varsa bu formu tercih edilebilir. Ve magnezyum oksit bir oranımı diğerlerine göre çok daha düşüktür. %3-4 civarında. Genelde bunu bağırsak temizliği amacıyla kullanıyoruz. Peki gelelim asıl meseleye. Magnezyum eksikliğine iyi gelen gıdalar hangisi? Birincisi kabak çekirdeği. Sonra chia tohumu, ıspanak, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, fındık, badem, kaju ve yer fıstığı gibi kuru yemişler, muz ve avokado gibi meyveler, tam buğday ekmeği gibi tam tahıllar ve tabii ki süt ve yoğurtta, özellikle de bitter çikolatada fazlaca bulunur. Özetle şunu söyleyelim. Magnezyum küçük bir mineral ama etkisi çok büyük. Eksikliği sık görülür ve kolay atlanabilir. Kas krampları ve çarpıntının gizli sebebi olabilir. Sizde bu belirtilerde hangileri var? Yorumlara yazın, hep birlikte tartışalım. Bu kanalda tıbbın karmaşık konularını herkesin kolayca anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışıyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.